Efendim sabah şerifleriniz hayır olsun, günümüz bereketli olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan'la sohbetler başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Muhterem hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Dünden bugüne nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz. Onun bitmez tükenmez nimetleri içerisindeyiz. Şükründen aciziz. Hani sahi yaparken ma arafnake hakka marifetik. Ma zekernake hakka zikrik, ma abetnake hakka ibadetik. Ya Rab, hakkıyla sana kulluk edemedik, sana hakkıyla bilemedik, sana hakkıyla şükredemedik dediğimiz gibi Rabbimizin bu bitmez tükenmez nimetleri karşılığında sadece acizliğimizi ya hissediyoruz. Evet. Mevla şükrümüzü arttırsın hocam. Amin efendim. Şöyle de bir dua var değil mi hocam? Ya Rabbi. Ne kadar güzel tabii yani. Allah'ım zikrimi, sana karşı olan zikrimi arttır, sana karşı olan şükrümü arttır ve sana kulluk vazifemde bana yardımcı ol mealinde. Yani birisi şöyle dua ediyor. Ya Rabbi beni azlardan eyle. Allah. Hazreti Ömer diyor bu nasıl dua diyor. Ya, azlardan eyle. Beni azlardan eyle. Ya Ömer bakmıyor musun Cenab-ı Hak Kur'an'da ve kalilun min ibadiye şekur. Kullarımdan bana şükredenler azdır buyuruyor. Allah Allah. İşte beni o azlardan eyle. Hazreti Ömer diyor Allah Allah, herkes Ömer'den alim diyor ya. Şuna bak, ben bunun böyle olduğunu hiç bilmiyordum diyor. Mevla şükrümüzü arttırsın. Amin cümlemizin. Allah razı olsun hocam. Evet sevgili izleyenler, WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz. Instagram'dan yazılı mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Telefonlarla da bize ulaşabilirsiniz. Bugün yağmur duamız olacak. Dün cuma sohbetlerinde güzel memleketimizin pek çok şehrinden, kasabasından, köylerinden muhterem hocamızdan yağmur duası talebi geldi. Onlardan birkaçını aktarmaya çalıştım, okumaya çalıştım ama yayın sonrasına baktığımda hakikaten de hocam pek çok şehirden yağmur duası talebi vardı. Bugün de söz verdik hocamız inşallah programımızın içerisinde yağmur duası yapacaklar. İnşallah. Siz de hazır olursanız, bu duaya iştirak ederseniz, amin derseniz ne mutlu. Ne İnşallah. Kadar güzel olur. Doğru efendim. Sevgili Muhsin Bay ve çok kıymetli hocam, ben İzmir Balçova'dan ismini vermek istemeyen emekli polisim. Bu ay iki tane hatmim var. Hocam duasına katar mı acaba diyor. Aman ne güzel. Aman ne güzel, hem de bu hatim yani yağmur duası esnasında ya. Bu hatimleri de Rabbimize arz edelim inşallah. Dua edelim. WhatsApp hattımıza bulunduğunuz köyleri, şehirleri, kasabaları yazın sevgili izleyenler. İnşallah okuyalım, selamlaşalım. Şanlıurfa'dan izliyorlarmış. Şanlıurfa'ya selam edelim. Güzel bir gün olsun inşallah. Diyarbakır'dan Kırkmaz ailesi selam ediyorlar hocam. Rabbim sizin gibi hocaları başımızdan eksik etmesin bu dünyadan diye not eklemişler. Diyarbakır'a da selam edelim. Telefonumuz var muhterem hocam. Bismillah diyelim, o telefonla başlayalım. İzleyicimizin sorusu varmış. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, iyi yayınlar. Teşekkürler, buyurun efendim. Benim hocama bir sorum olacaktı. Nedir? Ben neredeyse her gün kötü rüya görüyorum. Ve rüyamda böyle salavat çekmek istiyorum ama çekemiyorum. Böyle Allah'a isyanla alakalı sözcükler böyle biri tarafından böyle bana söylüyor ve bunu söylememi istiyorlar. Ben bunu bir hocaya anlattığımda eve üç harflerin musallat olduğunu söylüyor. Bana yatağını değiştir vesaire dedi hoca. Ben yatağımı değiştiriyorum ama neredeyse her gün böyle kötü rüya görüyorum. Ne yapabilirim? Ne zamandır? Müsallat olma durumu var mıdır sizce? Bunu hocamıza sormak istiyorum. Ne zamandır yaşıyorsunuz bu olayları? Bu olayları yani yaklaşık bir yıldır yaşıyorum. Kötü rüyalarla mı başladı? Evet, kötü rüyalarla başladı. Ve giderek şiddeti arttı, kabuslar oldu. Sonra da sizi bir hocaya götürdüler, öyle mi? Evet, sonra da bir hocaya gittiğimde eve musallat olduğunu söyledi. Eve cinler musallat oldu. Hatta yatağınıza musallat olmuşlar. Dedi ki size yatağınızı değiştirin. Yatağınızı değiştirdiniz mi? Evet, yatağımı değiştirdim. Ancak yine kötü rüya görmeye devam ediyorum. Yani sizce ne yapmalıyım? Peki bir psikiyatriste gittiniz mi? Bir sıkıntı olabilir, bir problem olabilir. Var mı bir sıkıntı? Bu konuda destek aldınız mı? Ya bu bir psikiyatriste
psikiyatriye gitmedim, psikoloğa gittim. Psikoloğa gittiniz. Ancak herhangi bir sıkıntı görmediğini söyledi. Ya bir sıkıntı yok, bir problem yok. Evet. Ruhen bedenen bir problem yok yani. Evet. Evet. Hocamıza soralım, notlarımızı aldık. Peki bu cinler musallat olmuş diyen hoca nasıl olmuş, niye olmuş, bu konuda bir şey söyledi ya da yapmanız gerekenlerle ilgili bir şeyler söyledi mi? Yatağı değiştirmek haricinde. Şöyle söyledi, nazar değmiştir dedi. Nazar değmiş. Nazar değmesi nedeniyle musallat olmuş olabilir dedi. Ha, ilginç. Onu da soralım, yani bir kimseye nazar değerse cinler musallat olabiliyor mu? İlk defa duyuyorum. Evet. Hocamıza soralım. Peki, notlarımızı aldık. Hocam da duydu sizi, dinledi. Diyarbakır'a selam ediyoruz. Hocamıza sözü bırakıyoruz. Siz takip edin lütfen televizyondan. Teşekkürler. Sağ olun. Selamlar Diyarbakır'dan. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Efendim bir kere kötü rüyaların tesir alanına giriyor hanım kardeşimiz. Evet. Peygamberimiz bu konuda ne tavsiye ediyor? Kötü rüya gördüğünde sol tarafına 3 defa tü tü de ve euzü billahi mineşşeytanirracim de. Hı hı. Ve bunu kimseye anlatma. Yani birisine anlatacağız, o da kendine göre bir yorum yapacak. Bu sefer günlerce o yorumun etki alanında kalacağız. Hı hı. Böyle yapmayın diyor. Peki efendim cinler musallat olmuş. Yatağını değiştir. Bundan demiş. Kurtulmak için yatağını değiş. Şunu yap, bunu yap. Bunlar yani ne ilmi ne dini dayanağı olmayan gerçek dışı şeylerdir bunlar. Bizim sağlam bir kapımız var, sağlam bir kalemiz var. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Bakın, Ayet-el Kürsi okunduğu zaman Cenab-ı Hak bir melek görevlendirir, o kişinin sevaplarını yazar, günahlarını siler. 30 gün şeytanlar o evi, o Ayet-el Kürsi'nin okunduğu yeri terk eder. Sihir ve sihirbaz 40 gün oraya giremez. Kim buyuruyor? Allah'ın Resulü Peygamber buyuruyor. Efendimiz. Ve Ali, Hazreti Ali Efendimiz'e de tavsiye ediyor. Ali, bu ayeti eşine, çocuklarına, komşularına öğret buyuruyor. Yani Allah izin vermeden ne cin ne cinci asla etkili olamaz. Bunu kim söylüyor? Bu da ayet-i kerime meali. Peki öyle olunca yani gelin şu bir dini bilgilerimizi sağlamlaştıralım. Biz tutuyoruz. Bize demek ki cinler musallat olmuş. Cinler bizimle oynuyor. Başka kimsenin gücü, kim cinler kim? Cin halik değil, mahluktur. Onu yaratan izin vermeden asla etkili olamaz. Kur'an zarar böyle veremez söylüyor. Allah tabii, izin vermediği öyle söyleyeyim. Olunca gelin böyle diyoruz da herhalde anlamını düşünmüyoruz. Allahu la ilahe illa hu. Allah ki ondan başka hak mabut yok. Bütün dirilerin muhtaç olduğu diri, ölümsüz diri, el kayyum, varlığı kendinden, kimseye muhtaç değil, herkes ona muhtaç. La te'huzuhu sinetun ve la nevm, onu ne uyku ne uyuklama tutmaz. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard, yerlerin göklerin hükümranlığı ona aittir. ne diyormuşuz yahu? Bu ayeti okuyoruz da bakın. Tam bir zırh hocam. Tam bir zırh. Korunmak için. Yani biz bunun farkında değiliz. Manevi bir zırh. Cahil bir adamın sözlerinin psikolojik bakımdan etki alanına giriyoruz. Kendimizi rahat, bakın yatağı değiş, yorganı değiş, evi değiş. Ya bunlar yalan yanlış şeylerdir. Hocam bir de nazar değdiği için musallat olmuş demişler. O da ilk defa duyuyorum. Yani nazar değmiş, onlar da musallat olmuş. Onu sen nereden biliyorsun peki? Nazar tamam, nazar diye bir şey var ama nazar değdiğini sen nereden biliyorsun? Yani bunlar hep gerçek doğru şeylerdir. Gelin biz Rabbimize sığınalım, ona güvenelim. Teşekkür ederim. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbü, kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Teşekkürler hocam. Isparta Eğridir köyü için yağmur duası istiyoruz demişler. Biz de bekliyoruz köy halkı olarak demişler hocam.
böyle mesajlar yani bu, var. Nevşehir sizi bekliyor yağmur duası için. Bu ihtiyacı hissediyor bu vatandaşlarımız. Bunları tebrik ediyoruz. Bir izleyicimiz de diyor ki hayırlı sabahlar hocam. Yağmur duası esnasında hasta olanlara da lütfen dua buyurun demişler. O dua vesilesiyle yağmur duası. Evet efendim. Rize'den izliyor izleyicimiz. Selam ediyoruz. Evet. Peki tekrar bakarız mesajlara ama hediyelerimiz var. Onları hatırlayalım, hatırlatalım. Sonra devam edelim sevgili izleyenler. Bugün yine 3 hediyemiz olacak. İkisi Avusturya'dan, Viyana'dan bir izleyicimizin hayrı. Kimmiş? Viyana'dan Sevim Demir. 2 Kur'an-ı Kerim hediye ediyorlar. Vefat eden yakınları adına hayır ediyorlar. Mevla hayırlarını kabul buyursun. Teşekkür ediyoruz. Bir de Ay Yıldızlı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bunun sahibi de Fatma Bıçak, İstanbul'dan vefat eden oğlu Fatih Usta için hayır ediyorlar. Mevla rahmet eylesin. Hayrınızı kabul buyursun diyelim. Hepsinin yanında da yine Hacı annemizin el emeği göz nuru bu 40 yamalı anneanne babaanne seccadelerinden de ilave vereceğiz. Bu hediyeler için toplamda 3 şifre vereceğiz. Şifreler program sonunda size lazım olacak. Birinci şifre az sonra diyelim, kalem kağıtlar hazır olsun. Bir video sorumuz var, o soruyu görelim. Eşim benden 15 yaş büyük ve bu benim ilk evliliğim. Ailem yaş farkı ve eşimin daha önce yapmış olduğu evlilikler yüzünden eşimi istemedi ve ben eşimle evlendim. Eşim ve ailesi bana düğün yapmadılar, altın takmadılar. Ben eşime benim mehir hakkım var dememe rağmen bu durumu umursamadı. Ben eşime hakkımı helal etmiyorum dedim. Ben bu durumda haklı mıyım? İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı günler. Bu sorunun cevabını aynı zamanda şifrelerimizi, ilk şifremizi daha doğrusu reklamlardan hemen sonra paylaşacağız. Kısa bir ara rica ediyoruz. Eşim benden 15 yaş büyük ve bu benim ilk evliliğim. Ailem yaş farkı ve eşimin daha önce yapmış olduğu evlilikler yüzünden eşimi istemedi ve ben eşimle evlendim. Eşim ve ailesi bana düğün yapmadılar, altın takmadılar. Ben eşime benim mehir hakkım var dememe rağmen bu durumu umursamadı. Ben eşime hakkımı helal etmiyorum dedim. Ben bu durumda haklı mıyım? İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Yeniden birlikteyiz. Reklamlardan önce sorulmuştu bu soru. Hocam buyurun. Evet efendim. Şimdi aile kızımızla talip olan beyefendi arasında 15 yaş fark var. Evet. Bu küfür değil, denk değil. Bizim halkımızın dilinde de davul da dengi dengine derler. Ama sadece bu yaş farkı dolayısıyla küfür değil, denk değil demek doğru mudur? Yani sevgili peygamberimizle Hatice annemiz arasında bu şekilde yaş farkı vardı. Ve üstelik de Hatice annemiz iki kocadan dul kalmış idi. Hatice annemiz büyüktü peygamber Efendimiz'e. Buna rağmen bu evlilik olmuştu. Yani şimdi sadece yaş farkı dolayısıyla bu küfür değil, denk değil demek doğru değil. Ama sorunun ikinci kısmında hanımefendinin mehri verilmiyor. Evet. Bu da doğru değil. Nikahın bir neticesidir. Mehrin konuşulması ve verilmesi gerekir. Ayetle sabit. Yani o günlerde, yani o yörede, o durumdaki kızların mehri ne oluyorsa, eğer konuşulmadıysa onun adına mehri misil diyoruz. Diyelim ki 5 büyük altın. Tamam, bu hanımın mehri 5 büyük altın diye takdir edilir ve verilmesi gerekir. Tabii vadesi de var bunun. Ama yani vermeyeceğim o ne demekmiş demek doğru değildir ya. Bakara suresi, Nisa suresi, Maide suresinde sabit hocam. Doğru efendim. Şimdi baktım da siz söyleyince evet doğru. Ayette sabit mehir kadının hakkı. Peki bir video sorumuz daha varmış görelim. Hocam benim babam askere gitmeden önce demiş ki askerden sağ çıkarsam adak adayacağım. En büyük ada adayacağım ama küçük adayacak adadı. Bu günah mı, sevap mı? Diyoruz. İzleyicimizin sorusu babam askerden dönünce büyük baş adam olacak demiş ama küçük baş kesmiş ya da kesecek. Günah mı diye soruyor. Rabbimiz bakın yufune bin nezr.
Yani o müminler ki adaklarını yerine getirirler, azabı çetin olan günden korkarlar. Allah'a verdikleri sözü yerine, Cenab-ı Hak böyle yapacaksın, böyle yap demiş değil. Oğlun askerden gelirse büyükbaş bir kurban kes demiş değil. Böyle bir emir yok. Ama kendiliğinden dedi ve vacip hale geldi. Bu görevi yerine getirmesi icap eder. Yani büyükbaş dediği için yerine bir koyun keselim, bir keçi olmaz keselim diyorsunuz. Olmaz. İlla büyükbaş. Yedi keçi, yedi koyun keserse olur. Öyle mi hocam? Yani bir büyükbaş yerine yedi koyun olur, yedi olur, keçi olur. Hani olur. Normalde veya yedi ona veya denk büyükbaş olacak. Evet. Ya da büyükbaş. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, ilk şifreyi paylaşalım. Zamanı geldi, vakti geldi. Bu arada yağmur duası ile ilgili hocam, şimdi görüyorum. Kırıkkale'den Zafer Urbaş, iyi yayınlar, yağmur duası bekliyoruz demiş. Bir başka izleyicimiz. Aksaray Merkez Tatar Köyü'nden selamlar. Biz de yağmur duası bekliyoruz. Seyfullah Dink'e yazmışlar. Bir diğer izleyicimiz. Konya'dan yağmur duası için hazırız, bekliyoruz demişler. Çok var hocam. Ne kadar güzel. Bir de biraz evvel not iletti arkadaşlarım. Kırşehir'den yağmur duası için bir izleyicimiz hatim indirmiş. Hatim. Hatmi var. Gülbahar Polat. Allah Allah. Bir hatmim var demiş. Ne kadar güzel. Evet efendim. Kırşehir'den. Peki, ilk şifreyi paylaşalım, sonra devam edelim sevgili izleyenler. 3 şifremiz olacak demiştik. Bugün 3 hediyemiz var yine. Hediyelerimizden ikisi kılıflı Kur'an-ı Kerim. Evet, bu kılıfından şöyle tekrar koyalım. Bir tane de Ay Yıldızı sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Avusturya'dan Sevim Demir hanımefendi iki Kur'an-ı Kerim'i hayrediyorlar vefat eden yakınları için. Ay Yıldızlı Kur'an-ı Kerim'i de Fatma Bıçak İstanbul'dan vefat eden oğlu için hayrediyorlar. Mevla hayırlarını kabul buyursun. Hepsinin yanında yine Hacı annemizin bu el emeği, göz nuru, anneanne babaanne seccadelerinden de ilave edeceğiz inşallah. Evet, ilk şifre ekranda Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El-Alim. Ya Allah. Her şeyi çok iyi bilen, bizim ömrümüz mahdut, bilgimiz mahdut, işte bilgisi namahdut olan Allah'ın kontrolündeyiz. Onun mülkündeyiz, onun nimetleriyle besleniyoruz. Öyleyse ona kullukta kusur etmemeliyiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, iki şifremiz daha var. İlerleyen dakikalarda zamanı gelince o şifreleri de paylaşırız inşallah. Kırşehir Kama Savcılı Büyükoba Köyü için yağmur duası bekliyoruz demiş izleyicimiz. Diyarbakır'dan aynı şekilde bekleyenler var. Dursun Bey Balıkesir, yağmur duası bekliyoruz diyor. Tarsus, yağmur duası bekliyoruz diyorlar. Selam ediyoruz. Biraz sonra inşallah. Yine bir video sorumuz olacak, görelim. Biz komşularımızla aramızda gün yatmaya karar verdik. 100 lirasına ayda, yani fazlasına gücümüz yetmiyor. Bazıları da bunun günah olduğunu, bunun bir mahsuru olduğunu söylüyorlar. Bizim de içimizde bir kuşku oluştu. O yüzden henüz başlayamadık. Hani günah mı, yoksa herhangi bir sıkıntı olmaz mı, olur mu? Hocamın ellerini öpüyorum. Hocamdan cevabını bekliyorum. Allah razı olsun. Efendim, komşular arasında bu şekilde gün yapmak, yardımlaşmak, iyi bir şeydir. Sadece ben şunu ilave edeceğim. Yeter ki rızaları olsun. Ama diyelim ki Ocak ayında efendim o biriken parayı alan kişi ile Aralık ayında alan arasında belki de paranın değer kaybı olabilir. Bunun için çare ne? Bunun için ya helallaşırlar, razıyız biz bu duruma derler, yahut da değeri değişmeyen bir şeyle bu işi yaparlar yani. Evet. Peki. O halde yapmaları doğrudur, güzeldir. Kaynaşmaya, yardımlaşmaya vesiledir. Günah değil böyle doğru bir şey. Tabii. Günah demek doğru olmaz. Sadece diyorsunuz. Bir ammasını ilave ettim ben. Ammasına razı olmalılar, helallaşmalılar. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Altın günü ya da işte ayda 100 lira gün yapmaya karar verenler günah olmadığını bilsinler. Doğru efendim. Yine bir video sorumuz olacak, görelim.
Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Benim sorum olacaktı size. Eşimle biz Umre'ye gideceğiz hocam. Kayınvalidem erken diyor, hani daha gitmeyin henüz diyor, ileride gidersiniz diyor. Durumunuz iyi değil diyor, benim eşim inşaatta çalışıyor. Araba alın diyor. Boşa veriyorsunuz diyor Umre parasını. Gitmeyin şu an daha erken diyor. Eşimin önceki evliliğinden çocukları da var, bekar. Onlar da evlenmediler, günah diyor. Oraya vereceğiniz parayı onlara verin diyor. Biz de oraya niyetlendik. Bir amca sebep oldu. Parayı ödemeyi de yaptık. Günah olur mu hocam? Çocukların hakkı bize geçer mi? Bu soruyu aydınlatırsanız çok sevinirim hocam. İçim rahat etmiyor. Acaba günaha girer miyiz diye. Boşa gitmeyin diyor paranıza diyor. Yazık olur diyor. Yani boşa gitme. Teşekkürler. Geçimimiz yerindeyse, sıkıntı içinde değilsek, Umre'ye gitmek istiyoruz. Üç mabet var ki bagajlar bağlanmalı, oralar ziyarete gidilmeli buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Hazreti Ömer Efendimiz bakın, ya Resulallah müsaade ederseniz Umre'ye gitmek istiyorum diyor. Peygamberimizin cevabı ne? Kardeş şeyizim Ömer, bizi de duandan unutma. Hazreti Ömer ne diyor? O kadar sevindim, ya ben kimdim yahu? Peygamber benimle dua havale ediyordu. Ya. Dünyaları verse ben bu kadar mutlu olamazdım diyor. El haccu sebilullah. Hac yolu Allah yoludur. Orada harcanana Allah bereket verir. Yani bu yaşta gitmeleri, bu gençlik, hac yolu genç yolu denilir ya. Bu gençlikte gitmeleri, yani sevgili Peygamberimizi ziyaret etmeleri, Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmeleri, ashab-ı kiramın hatıraları bulunan yerleri görmeleri herhalde hayatlarına tesir edecektir. Eğer şad olmak istersen livaül hamdin altında mukaddes yolculuk bir inkılap olsun hayatında. Mukaddes yolculuk hayatlarının değişmesine, berekete sebep olacaktır. Yani kayınvalidenin, kayınpederin, yani bırakın yaptığınız şey boştur demeleri boştur. Sağ olun hocam. Ya öyle bir hani düşünce olur ya genelde, ya emekli olunca gidilir, daha işte gençsiniz, hele bir emekli olun da sonra gidersiniz, ama kimsenin elinde bir garanti yok ki hocam. Doğru. Ömrüne dair, doğru, yaşamına dair. Bu arada bu görüntüler canlı sevgili izleyenler, kutsal topraklarda şu anda ekranda olan arzın kalbi Mekke, Kabe-i Şerif. Canlı görüntüler bunlar. Orada olan vatandaşlarımız da var tabii ki. Mevla kabul buyursun. Mebrur olsun inşallah. Evet, yağmur duası için bir hatmim var demiş izleyicimiz. Halis Sağlam. Biraz evet, sonra inşallah yağmur duası alacağız hocamızdan. Çocuklarla ilgili sorular var. Çocuklarımızın göze gelmemesi için, onları korumak için hocamızın tavsiyesi ne olur diye, tam da dün biz programı bitirdik, hocamızın minik ziyaretçileri geldi. Programı bitirdik, konuk odasına geçtik. Minik ziyaretçiler Eliz ve Aras geldiler. Ben de tam o anda orada bulunduğum için hemen kayda girdim. O görüntüleri şimdi izleyelim. Burada dualar da var. İzleyelim bakalım. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum la ta'khudhuhu sinatun ve la nevm lehu ma fis semawati ve ma fil ard men zellezi yeşfa'u indehu illa bi iznihi ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yuhibbuna bi şey'in min ilmihi illa bima şa'a ve sia kursiyyuhu's semawati vel ard ve la yu'tuhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Ya Rabbi, uyarılarımızı ailelerine, milletimize, insanlığa hayırlı elemanlar eyle. Şeytanlaşmış insanların şerlerinden hırs-ı emanında eyle ya Rabbi. Allahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Sen en güzel koruyucu, en büyük merhamet sahibisin ya Rabbi. Evet, devamında Eliz bebeğin kulağına ezan okudu hocam. Doğru. Onu da görelim. Yanlış mı çıkar o zaman? Yok, şöyle çıkarma ya. Çıkarma şöyle. Tamam. Yap boştur. Hocam adı Eliz. 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 Eliz mi? Eliz. Eliz.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Maşallah. Hayya alessalah, hayya alessalah. Hayya alelfelah, hayya alelfelah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Semeytüke ya Eliz. Semeytüke ya Eliz. Semeytüke ya Eliz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salat, hayya ala salat. Hayya ala felah, hayya ala felah. Kad kâmeti salatu, kad kâmeti salat. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Semeytüke ya Eliz. Semeytüke ya Eliz. Semeytüke ya Eliz. Ya Rab, bu yavrumuzu her türlü haşeratın şerrinden, şeytanların ve şeytanlaşmış insanların şerlerinden, tam olan kelimelerine ve kem gözlerin şerrinden himayene sığındırıyoruz. Bu yavruyu ailesi için, milletimiz için, insanlık için hayrül halef eyle ya Rab. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evet. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Başta okuduğunuz Felak ve Nas ayet-i kürsi çocuklarınıza okuyabilirsiniz, hocamızın tavsiyesi bu yönde. Ve yağmur duası hocam. Yağmur duası için lütfen Karaman ilini de ekler misiniz demişler. Ya. Hocam söz sizde, buyurun. Efendim, yani yağmur duası nedir? Yağmur duası sünnettir. Yani cuma olunca cuma namazını kılmak farz olur. Ramazan gelince oruç tutmak farz olur. Biraz sonra öğlenin vakti olacak. Öğle namazının vakti geldi. Öğle namazını kılmak farz olur. Kuraklık olunca da kullara bir kulluk görevidir. El açıp boyun bükmek, ihtiyacını hissetmek. Kul eraeytüm in esbaha ma'ukum gavran فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ Sabahleyin kalksanız ki sular çekilmiş, o sulara size kim getirir? Allahu Rabbül Alemin demek sünnet. Alemlerin Rabbi olan Allah getirir. اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Buluttan suyu siz mi indiriyorsunuz, biz mi indiriyoruz? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ Dileseydik biz acı çorak ederdik. Bize şükretmeli değil misiniz? Ocak ayının 7. günü olmuş. Çiftçimiz tohum ekecek, ekememiş. Kuru toprağa da ekemiyor. Bakın, gelen bu telefonlardan ben anladım, hissettim ki Muhsin Bey, ülkemizin bütün bölgelerinden sanki bir genel arzu haline gelmiş. Niye? Müslüman milletimiz bunun böyle olduğunu biliyor. Kuraklık olunca el açıp boyun bükmek, Allah'ın kapısını çalmak bir kulluk görevidir, onu biliyor. Sultan Beyazıt şöyledir. Ben ettim anı kim bana yaraşır? Sen eyle anı kim ya Rab sana yaraşır? Ya Rab, ben bir kulum. Kula kul gerek, kula hata gerekir, kusur gerekir. Ama sana af gerekir, lütuf gerekir. Ya. Senin şanın budur. Biz Rabbimizin bu kadar nimetleri muvacihesinde kulluk görevimizi yapamadık. Ama Rabbimiz gaffardır, settardır, vehhaptır. Bize el açıp boyun bükmek gerekiyor. Sevgili Peygamberimiz kuraklık olduğunda dua etmiş. Rabbimiz de yağmur vermiş. Ama biz dua edeceğiz de Allah yağmur verecek. Amma verir, amma vermez. Biz verecek diye inanırız, düşünürüz. Bize düşen, biz kendi görevimizi yapalım. Kulluk görevimizi yapalım. Ama Rabbimizin de affedeceğini, lütfedeceğini, rahmetini bolca ihsan edeceğini umarız, düşünürüz.
Ama verip vermemek onun işidir. Hocam dün Cuma sohbetleri programımızda bu konu bahsedilince siz dediniz ki seyircilerimize özellikle bize de söylemiş oldunuz. Yarın yağmur duası yapalım ama yarına kadar ya, da siz de şunları yapın dediniz. Doğru. Neydi onlar hocam? Yağmur duası öncesi neler yapılır? Onları bir kere daha hatırlatalım. Evet. Üç gün peş peşe cemaatle birlikte meskun mahallin dışına çıkılacak. Yani bir köyün şöyle bir kenarına çıkılacak. Hı hı. Orada nasıl çıkılacak? Kadın, erkek, cumhur, cemaat çıkacağız orada ve dua edeceğiz. Yani Hoca Efendi ayakta, cemaat oturduğu yerde ama kollar da her zamankinden biraz farklı. Daha yukarıda. Evet, kaldırılıp dua edilecek. Koyunlar, kuzular da götürülecek. Kuzular şu tarafta, koyunlar bu tarafta. Tabii onlar meleşecekler. Koyunlar, kuzular meleşecek. Biz de mütevazi bir vaziyette çocuklar olacağız efendim. Ve günahlarımızdan da tevbe etmiş vaziyette gitmeliyiz. Kullarla da helallaşmalıyız. Küslerde barışmalı. Bu rahmet değil midir? İsterse yağmur yağmasın. Babayla oğul küs, kardeşle kardeş küs, komşu komşuya küs. Nedir değerli seyirciler, neyi bölüşemiyoruz Allah aşkına biz ya. Yahu? Yani aklımızı başımıza almalı. Demek ki sıle-i rahim farzdır. Ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen sıle-i rahimde bulunsun. Yani bu küslüklere son vereceğiz. Evimizde gelin kaynana birbirine küs. Eltiler birbirine küs. Yani dediğim gibi kardeş kardeşe küs. Efendim, yağmur duasında kıbleye dönülür. Hı hı. Biz böyle ekran görsün diye Kabe bu tarafta olduğu halde böyle yerimizi alacağız. Ama evde bizi izleyenler, evde, bulundukları yerde olanlar kıble tarafına sizi yönelirler. Dinleyebilirler ama kıbleye yönelsinler. Evet. Yani buna 3 gün de devam etmeli buna. Yani haramlar terk edilmeli. Yani içki satışı var. Yani o da tatil edilmeli. Yani apaçık bir tarafta isyan et, bir tarafta da ya Rab lütfuna muhtacız, kapına geldik diye ona el aç boyun bük. Günahlar terk edilmeli. Günahlar terk edilmeli. Küsler barışmalı. Sadakalar. Sadakalar verilmeli. Fakirler sevindirilmeli. Fakirler sevindirilmeli. Onlara yardım edilmeli. Bu bir rahmettir. Bu şu durum bile, şu küslerin barışması, fakirlere yardım edilmesi, kusur ve günahlarımızdan tevbekâr olmamız, Allah'a yönelmemiz, rahmetin kendisi budur işte Muhsin Bey yani. Ama umarız ki Rabbimiz rahmetini de lütfedecek yani. İnşallah. Hazreti Ömer Efendimiz bakın yağmur duasına çıkıyor. Yağmur duasında yanında da Hazreti Abbas'ı, peygamber amcasını çıkarıyor. Hazreti Abbas'ın elinden tutup kaldırıyor. Ya Rabbi, sevgili Resulü'nün yegane hatırası amcası kaldı. Amcası hatırına rahmetine lütfeyle diyor. Biz biraz sonra dua edeceğiz Muhsin Bey. Biz neyle çıkacağız ya Rabbimizin huzuruna? Hazreti Ömer Hazreti Abbas'ın elinden tuttu da çıktı. Biz biraz önce geldi bakın ülkemizin çeşitli yerlerinden ayet ayet sure okunan hatimler var. Onlarla onun dışında şu hadisi kutsiye bakın. İnni le ehümmü bi ehlil ardı azaben. Yeryüzü halkına azap etmeyi dilediğimde seher vakitlerinde af dileyenleri ve benim rızam için mabetleri ihya ve imar edenleri görünce saraftu azabi anhüm. Onlara azap etmekten vazgeçerim. Dün yeni cami yeniden hizmete açıldı değil mi? Ülkemizin baştan başa bir mabet haline gelişi ve bir de şunu ilave edeyim ben çok değerli bir şeyle Rabbimizin huzuruna çıkıyoruz. O nedir o değerli şey? Şehit kanı. Yani ezanımız hakim, bayrağımız daim olsun diye hayatları baharında, çiçekleri burunlarında şehitler veren bir milletiz. O mübarek şehitlerin kanları ile Rabbimizin huzuruna çıkmış oluyoruz ya. Allah razı olsun. Böyle olunca da inşallah bu dua müstecap olur.
Evet. Bizden sonra biz bugün mecburen programımızın gereği bugün böyle yapıyoruz ama doğrusu nedir? 3 gün süreyle meskun mahallin dışına çıkmalı. Çoluk çocuk. Görev yapılmalı. Yaşlı genç. Çoluk çocuk. Koyunlar kuzular bir tarafta. Tabii öyle olacak. Hep beraber. Efendim. Öyle olacak ya. Rahmet tecelli etsin diye. Öyle efendim. Hocam buyurun. Evet, yağmur duasında sevgili izleyenler, evlerinde olanlar, şu anda bizi takip edenler, izleyenler mümkünse Kabe'ye doğru yönlerini çevirsinler. Buyurun hocam. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ent halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestedad. Euzu bike min şerri ma sanat. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zenbi. Fagfir li zunubi fe innehu la yagfiru zunube illa ent. Allah'ım, biz yoktuk, sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Allah'ım, bize olan nimetlerini itiraf ederiz. Ama bu nimetler karşılığında kulluk görevini ifa edemediğimizi de itiraf ederiz. Tarafından bir rahmetle bizi sen bağışla. Amin. Senden başka kim bağışlar ki ya Rab? Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Amin. Hazreti Adem ve Havva validemiz böyle dua etmiştiler. Ya Rab, biz nefsimize zulmettik. Eğer sen affetmezsen, eğer sen lütfetmezsen, ebedi ziyanda kalanlardan oluruz. Biz böyle demeye ne kadar müstahakız ya Rab. Ya Rab, yaptığımız hatalardan dolayı itirafta bulunuyoruz. Bizi sen bağışla. Amin. Gaffar-ı zünubsun. Settar-ül uyubsun. Günahları bağışlayan, kusurları örten Mevlasın. Allahümme eskina. Allahümme eskina. Amin. Allahümme eskina. Amin. Ya Rab, bize yağmurlarını lütfeyle. Gökten rahmetini, yerden bereketini ihsan eyle. Allahümme erhamna. Amin. Allahümme erhamna. Amin. Allahümme erhamna. Amin. Ya Rab, bize merhamet eyle, bize rahmet Amin. Eyle, bize Amin. Lütfeyle, bize Amin. İhsan eyle. Amin. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Amin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Amin. Ya Rab, gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma. Amin. Sen kulun dileği çoğaldıkça lütfu çoğalan Mevlasın. Allahümme eskina. Amin. Allahümme eskina. Amin. Allahümme eskina. Amin. Ya Rab, bize yağmur ver. Amin. Rahmetini lütfeyle, Amin. İhsan eyle. Ya Rab, topraklarımız kurudu. Ocak ayının 7'si olmasına rağmen bazı çiftçilerimizi ekin ekemediler. Ya Rab, rahmetine lütfeyle. Amin. Gökten rahmetini, Amin. Yerden bereketini Amin. Daim eyle. Amin. Ya Rab, her tarafa akıp giden, içimizi serinleten rahmetini niyaz ediyoruz. Amin. Yapılan hatmi şerifler hürmetine, Amin. Hatmi şerifler esnasında geçen Esma-i Hüsna hürmetine, Amin. Yapılan tilavet secdeleri hürmetine, Amin. Ya Rab, baştan başa bu vatanı bir mabet haline getirmiş, senin için yaşamış, senin için ölmüş, buyurdun taşına toprağına, namını şanını hak etmiş mübarek milletimiz için, ezanımızın hak
hakim bayrağımızın daim olması için hayatlarının baharında çiçekleri burunlarında kan vermiş, can vermiş aziz şüheda hatırına Amin. Aziz milletimizi birlikte dirlikte daim eyle. Amin. Rabbena gıfir lena ve li ihvanina allazina sebequna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezina amenu. Rabbena inneke raufur rahim. Amin. Rabbena inneke raufur rahim. Rabbena inneke raufur rahim. Ya Rab, yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olduk. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Amin. Gönüllerimizde müminlere karşı kin bırakma. Amin. Sen esirgeyen, bağışlayan Mevlasın. Rabbena Allahümme eskina. Amin. Allahümme eskina. Amin. Allahümme eskina. Amin. Ya Rab, rahmetine lütfeyle. Amin. Rahmetine lütfeyle. Amin. Rahmetine lütfeyle. Amin. Toprak kurudu. Hayvanlar, insanlar susuz kaldı. Barajlarımız bitmeye yüz tuttu. Biz aciziz, kuluz, kusurluyuz. Kapına geldik. İnnallâhe yâfirü zünûbe cemî'a. Allah dileyince bütün günahları bağışlar beyanına sığınarak kapına geldik. Herkesin var bir kesi, sen kimsesizler kimsesi. Ya eyyühellezine amenu, bir ayetinde de buyuruyorsun ki, haddi aşmakta ileri giden kullarıma söyle, ümitlerini kesmesinler buyuruyorsun. Ümidimizi kesmedik, gerçi kusurluyuz. Sana kulluğu hakkıyla yapamadık. Ama ya Rab, sen Rahmansın, Rahimsin, Erhamur Rahiminsin, Rabbül Aleminsin, Malikül Mülksün, Malikül Mülüksün, Mukallibül Kulubsun. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Bu vesileyle hastalarımıza şifalar, Amin. Borçlulara edalar, Amin. Dertlere devalar, ihsan eyle. Amin. Ya Rab, ya Rab, şu anda affolmadık bir günahımızı, sevince çevirmediğin bir keder, ödetmeyeceğin bir borç, kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Amin. Resulü Sakaleyn, Muhammed Mustafa Ara salavat, Allah'ımız. İmamül Harameyn Muhammed Mustafa Ara salavat Allahümme salam. Ceddül Haseneyn il Ahseneyn Ahmed-i Müştebâ Ara salavat Allahümme salam. Azamet-i Hüde Ara İcabet-i Dua Ara tekbir Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Huvallahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salat sana, selam sana ey Allah'ın elçisi, salat sana, selam sana ey Allah'ın sevgilisi, salat sana, selam sana ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi, hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, rahmetin nüzulü, bereketin husulü, Allah. Rabbimizin rızası için El Fatiha. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür Rabbim ediyoruz. Rabbim kabul etsin efendim. Stüdyoda bulunan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Duyanlar geldi elbette. Rejiden gelenler de oldu. Ama şunu biliyorum ve hissediyorum ki memleketimizin dört bir yanında, evlerinde, iş yerlerinde şu anda bizi izleyenler ister oturarak, ister ayakta, ister Doğru uzandıkları efendim. Yerden Doğru sizin efendim. Duanıza katıldılar, iştirak Doğru. ettiler ve amin dediler hocam.
Milletimizden Allah razı olsun, bizi uyardılar efendim. Yani ülkenin her bir tarafından dikkatimi bu çekti Muhsin evet Bey. Hocam hala mesajlar yani geliyor. Yani sadece ülkemizin bir tarafından değil. Yani güzel doğusundan yurdumuzun, batısına, aziz milletimizin, her bölgeden insanların yani bir genel bir arzu ve bizi yönlendirdiler. Teşekkür ediyorum onlara. Evet. Allah sizden razı olsun hocam. Mevla razı olsun. Evet sevgili izleyenler, ama hocamızın bir notu önemli. Hani biraz evvel yağmur duasından önce yapılması gerekenler diye anlattığı bir husus var ya hocamızın. Orada üç gün devam etmeli dedi. Doğru, o. Doğru efendim. Devam ettirebilirseniz iyi olur. Üç günü de geçebilir Muhsin Bey. Yani evet. Yani hele seher vakitleri. Hazreti Yakup'un evlatları diyor ki baba bizim için af dile. Sevfe estağfiru lekum. Sizin için af dileyeceğim. Diliyorum demiyor. Dileyeceğim. Ne zaman? Seher vakti olsun da. O zaman. Sevfe estağfiru lekum. Sizin için af dileyeceğim. Ve bil esharuhum yestağfirun. O cennet yolcusu müminler ki seher vaktinde af dilerler, istiğfar ederler. Seherler derde dermandır. Seherler lütfu rahmettir. Seher vaktinde istiğfar en makbul ibadettir. Allah razı olsun hocam. Evet izleyicilerimiz, Allah razı olsun, hep birlikte hocamızın duasına amin dedik demişler. Ve bunun videosunu da çekmişler. Fotoğrafları çekip yollayanlar var. Bunları inşallah Instagram'dan da yollayayım. Ben de paylaşayım. Hesabımızda paylaşalım. Bu güzelliğe ortak olmuş olalım. Adana'dan, Onur Mahallesi'nden izliyorlarmış. Hep birlikte izledik ve dualara amin dedik diyor hocam izleyicimiz. Bir diğer izleyicimize çok memnun olduk hocam. Allah sizden razı olsun. İyi ki böyle bir yağmur duası yaptığınız, ihtiyacımız vardı diyor ya. Bir başka izleyicimiz. Ayağa kalktık. Allah sizden razı olsun. Evdeydik. Hep Allah. Beraber ayağa kalktık. Hocamızın duasına yürekten ağlayarak amin dedik. Allah Allah ya. Allah hocamızdan razı olsun. Allah ona uzun ömürler nasip etsin. Allah razı olsun. Ağladık diyor hocam. Şuna bak ya. İzleyicimiz. Çok mesaj var ama hepsini tek tek okuyamıyorum. Akıyor zaten. Yakaladıklarımı okuyorum. Kusura bakmayın sevgili izleyenler. Peki devam edelim. Mevla kabul buyursun. Yine bir video sorumuz var. O sorudan sonra da ikinci şifreyi paylaşalım. Ama önce sorumuzu görelim. Selamünaleyküm hocam. Benim size bir tane sorum olacaktı. Tabağımıza bir tane takım bırakırsak kısmetimiz kesilir mi? Hay maşallah kardeşimize. Tabağımızda yemek bırakırsak kısmetimiz kesilir mi acaba? Sevgili kızımız aferin. Ne güzel söyledi. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki yemek tabağının tabanında şeytana nasip ayırmayın. Demek şeytana nasip ayırmış oluyoruz. Sofradan düşen ekmek kırıntısını alan kişinin günahlarının bağışlanmasına sebep olur. Yani bunları hayatımıza geçirmeliyiz bunları. Bereket olur işte, huzur olur. Yani şu Türkiye'deki haneleri düşünün. Her evde bir kişiyi doyuracak kadar yemeğin tabanında kalınca ve o da çöpe gidince... Ya. O nimeti veren buna razı olur mu? Ya. Yani o bir pirinç tanesi için güneş doğuyor, ay doğuyor, toprak oluyor, su oluyor. Onu vereni gücendirmiş olmaz mıyız? Nasıl biz onu çöpe atarız? Ekmek Hızır, pilav Vezir, gerisi Vazır Vuzur. Evet. Muhsin Bey, o Çanakkale yıllarımızı düşünün. Benim dedem şehitlik haberi gelmiş. Merhum babamdan dinledim. Ağlayacağız diyor çocuk. Ağlayabilecek güç yok. Komşudan şebit deriz biz. İncecik bir ekmek, evet. Yağlı falan değil. Onu da ısıra ısıra yiyecek kadar Allah değil. Allah. Allah Allah. Şeker gibi dilimize yapıştırıp sorduk. Ağlama gücüne erdik. Şehit babamızın haberine bu şekilde. Böyle günler geçirdik, böyle günler. Yani şu yavrumuzun sorusu ne kadar haklı. Şimdi biz ekmekleri böyle gelişi güzel çöpe atıveriyoruz. İşte onun neticesinde bu rızıkların kesilmesi belki buralarda aramamız lazım.
Bu savurganlığımız ne? Bu israfçılığımız ne? Yani demek şu yemek tabağının tabanında şeytana nasip ayırmayınız. Sofradan düşen ekmek kırıntısını alan kişinin günahlarının bağışlanmasına sebep olur. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Minik kardeşimize de yavrumuza da teşekkürler. Vesile oldu. Selam ediyoruz. Sivas'tan yağmur duası esnasında hep birlikte ayağa kalktık. Hocamızın yağmur duasına amin dedik. Allah hayırlı ömürler versin hocamıza diyor izleyicimiz. Bereketli bir sene olsun diyor izleyicimiz. İş yerinden izliyorduk. Ya. İş yerinde tüm çalışanlar ayağa Allah, kalkıp duaya amin dedik. Allah Allah. Hayırlı bereketli bir sene olsun inşallah sevgili izleyenler. Peki ikinci şifreyi paylaşalım sonra devam edelim. WhatsApp hattımızda mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Instagram'a yazılı mesajlarınızı, sorularınızı yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. 3 hediyemiz var. 3 Kur'an-ı Kerim hediyemiz için ikinci şifre ekrana gelecek. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Hafid. Ya Allah Celle Celal. Yukarıdan aşağıya indiren. Ya yani ne kadar muhtacız. İndirmek de, bindirmek de, aşağılamak da, yukarıya çıkarmak da Rabbimizin elindedir. Hudutsuz ihtiyaçlarla ona muhtacız. Bu duyguyla hareket etmeliyiz. Evet. İkinci şifre ekrandaydı. Son bir şifremiz kaldı. O şifreyi de zamanı geldiğinde paylaşırız diyelim. Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusu varmış. Hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Nereden arıyor izleyicimiz? Malatya'dan arıyorlar. Malatya'ya selam edelim. Mişmiş diyarı Malatya. Buyurun. Hocam selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun efendim. Hayırlı yayınlar. Hocama bir sorum var. Buyurun. Nedir? Benden not alayım. Babamın daireleri vardı. Bir bağı vardı. Daire oldu. Kızlara mal vermedi. Hepsini oğlanlara verdi. Ben önce gidip işlerini yapıyordum tabii, temizliğini, ekmeğini, yemeğini. Sonra bu olaydan sonrası eşim bırakmadı ben gideyim. Ben küsmedim. Babama gidiyorum, anneme gidiyorum, halatlarını soruyorum ama hiçbir işini yapmıyor. Yani ben gelip işinizi yapıyordum. Şimdi de karanız var, karana yaptırın. Kimden bahsediyoruz bu arada? Anne babadan mı bahsediyoruz? Evet evet, ana babadan bahsediyorum. Miras malından işte... Mal paylaşımdan bahsediyorum. Bir şey soracağım. Kaç kardeşsiniz siz? Biz 9 kardeş. 9 kardeş. Erkek kaç? Kız kaç? 5 erkek. Evet. 4 kız. 5 erkeğe daireleri verdiler. Öyle mi baba? Evet. Kızlara bir şey yok. Yok, kızlara bir şey yok. Siz de şimdi bundan dolayı darıldınız, küstünüz. Onların ihtiyaçlarını gidermiyorsunuz, yardıma gitmiyorsunuz, öyle mi? Destek olmuyorsunuz babaya, evet, anneye. Evet, bundan bir bedalım var mı? Evet. Hocam, anlaşılmayan bir durum yok herhalde. Her şey tamam. Peki, o halde Malatya, lütfen televizyondan takip edin sorunun cevabını. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Efendim, yani miras taksiminde elbette kızların da hakkı vardır. Gerçi lizzekeri mislu hazıl ünseyeyin, ikili birli, ama haşa dinimiz kadını ikinci planda görüyor da onun için kadına bir, erkeğe iki veriyor değil. Bir kişiye ne kadar yük yüklerse ona o şekilde sorumluluk veriyor. Yani erkeğe diyor ki evin geçimi sana ait, çocukların iaşesi, ibatesi, eğitimi hep sana aittir diyor. O yüzden erkeğe iki, hanıma bir veriyor. O hanımın eşi de iki alacaktır. Onunki de 1,5 edecek. Bununki de 1,5 oluyor. Ama hiç vermemek bu olmaz. Hiç vermemek, Rabbimiz miras taksimi ayetinin sonunda tilke hududullah. Bu Allah'ın çizdiği bir huduttur. Bunu aşan zalimdir. Bunu aşan zalimdir. Hatta şu da olabilir. Erkek kardeşlerle kız kardeşler, kız kardeşimizle eşit bölüşelim de diyebilirler. Öyle derlerse de problem yok, bölüşebilirler aynen. Kız kardeşimizin durumu daha zayıf. Ne güzel olur hocam. Daha zayıf. Gelin onlarla biz müsavi, eşit bölüşelim de diyebilirler. Küslük olmaz, dargınlık olmaz. Tabii ya. Bakın şimdi
hanımefendi bir kırgınlık duyuyor. Bu gönül meselesi. Ve gitmiyorum diyor. Gitmiyor. Gerçi bak orada yanlış ediyor. Burada yanlış yapan babası. Kendisi de yanlış yapmamalı. Kendi saygıda, hürmette kusur etmemeli. Baba kaybetti, ya da evlat anne kaybetmesin. Baba, ana kaybetti, bari evlat kaybetmesin. Evet. Evlatlık vazifesini onlar hayattayken yerine getirsinler. Yerine getirsinler. O imtihanı kaybetmesin. Tabii kaybetmesinler. Teşekkür ediyoruz ama hocam. Ama hanımefendi de yine hürmette, saygıda kusur etmesin. Kusur etmesin. Teşekkürler. Emel Hanım yazmışlar Instagram'dan. Allah sizden razı olsun hocam. Hem ağladık hem de dua ettik. Yine gönüllere dokundunuz demiş izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Emel Okçu yazmışlar. Bir soru var Instagram'dan. O da şöyle. Kutay Bey soruyor. Promosyon parasıyla rahmetli teyzemin mezarını yaptırmak istiyorum. Uygun mudur? Değilse bu para nasıl değerlendirilebilir? Diğer sorum. Ailecek umreye gitmek istiyorum fakat eşim mental olarak hazır değilim. Huzura çıkmaya korkuyorum diyor. Ben de gitmek için çok istekli ve hazırım. Eşim olmadan umreye gitsem olur mu? Eşi olmadan da gidebilir ama eşiyle gitseler daha iyi olur. Hazır değilim demiş. Delikanlı hocam. Hazır değilim diyor ama bakın gelin şöyle bir hatıra anlatayım. Buyurun. Muhsin Bey. Şimdi rahmeti rahmana kavuştu. Gaziantep'li ruhu şad olsun. Ahmet Zilan Bey'den dinledim. Beraber haç yapıyoruz. Gaziantep'li bir delikanlı askerden gelmiş, bir elinde şişe, bir elinde kama. Var mı bana yan bakan? Ben adamı kuşbaşı ederim. Baba bundan arlanıyor, utanıyor. Elinden kamayı alayım derken burnu kesiliyor delikanlının. Bu o günün şartlarında dikilemiyor da. Yirik adı, yirik lakabı böyle yırtık alınıyor. Şimdi bu delikanlının bakın babaanne Nazmiye Hanım, oğlum beni hacca götür. Babaanne benim aklımda adam öldürmek var, içki var, kumar var, sen hacdan bahsediyorsun. Oğlum çok para veririm. Babaanne ne kadar para verin? Şu kadar para veririm. İyi ya, 3 senelik içki parası çıkıyor. Babaanne ben hac yapmam. Yapma oğlum, sadece beni götür. Götürüyor. Babaanne tavaf yapıyor, sa'yı yapıyor, umre bitiyor, babaanneyi ecel yakalıyor. Ama bizim delikanlının da şımarıklığı bitiyor. O da yeniden niyetleniyor hacca. Hac'dan geldikten sonra öyle bir adam oluyor ki onu, var mı bana yan bakan diyen adam, şimdi hep öyle adamı atacağı yere bakıyor. Başı önde. Başı önde. Yana bele bakmıyor. Allah. Ve adam oluyor. Babaanne Nazmiye Hanım, demek ki bu işin taklidi oğlumu düzeltir diye düşünmüş ve nitekim de öyle oluyor. Yani o yüzden gel yani bunların hazır değilim. Umre'ye ya git hele mübarek, gittikten sonra diyecek ki ya iyi ki gelmişim, iyi ki gecikmemişim diyecek. Evet. Hocam ilk sorusu Kutay Bey'in, peki promosyon parasıyla rahmetli teyzemin mezarını yaptırmak istiyorum. Uygun yani mu değil mi teyzenin diye. Teyzenin mezarını da gel helal parasıyla yaptırsın. Bunu da kendisinin ihtiyacı yok. İhtiyaç sahiplerine versin bunu. Yaptırmasın. Doğru. O promosyon parasıyla doğru yaptırmasın diyor ez cümle doğru hocamız. Doğru. Rümeysa Hanım bir mesaj yollamış Instagram'dan. Hayırlı günler hocam. Babam Musa Tufan çok büyük bir kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda servise aldılar. Yanında refakatçiyim. İsmim Rümeysa Deniz. Babam için, ailemiz için hocamız acaba dua eder mi? Çok teşekkür ederim. Hanım kardeşimizin babası ve cümle hastalarımız için Yüce Rabbimizden şifalar niyaz ediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Bir başka soru yine Instagram'dan. İsminin okunmasını istemiyor izleyicimiz. Kirada olan evimde ihtiyaç sahibi bir aile oturuyor. Evet. Ben de durumlarını öğrendiğimden beri onlardan kira almıyorum. Acaba bunu zekat yerine sayabilir miyim? Efendim, bu doğrusu nedir? Doğrusu bu parayı ona verecek. O da benim kira borcum vardı diye verecek. Ve kendisi bu işi yaparken de kalben zekatımdan diye niyetlenecek.
Böyle olursa daha güzel olur. Böyle olmadan arkadaş senden kira alacağım yoktur demek suretiyle de olur diyen ulema var. İşi kolaylaştıran bir temlik meselesi var Muhsin Bey. Yani zekatta bakın niyet olacak bir de temlik olacak. Temlik ne demek? Verdiğim kişi o paranın sahibi olacak. Bunu biraz kolaylaştıran ulema var. Yani kirayı almadım ama diyorum ki arkadaş senden alacağım kira, bana kira borcun kalmadı diyorum. Ama ben kalben de zekata niyetleniyorum. Böyle olur. Evet. Tire dere başından yazmışlar Instagram'dan. Allah razı olsun sizlerden. Yağmur duasını ağlayarak dua ettik. Hocamıza katıldık. Amin dedik demişler. Çok mesaj var bununla ilgili. Biz teşekkür ediyoruz. Bayburt'tan hocam izliyorlar. Hatmi varmış izleyicimizin. Duaya katar mı diyorlar. Hatmi Şerif var. Bayburt'tan. Rabbim kabul buyursun. Evet katar efendim. Katar mı diyorlar. Peki yine bir video sorumuz olacak görelim. Hocam selam aleyküm. Size bir sorum olacak. 5 tane çocuğum var. Eşim benden habersiz, yeni haberimiz oldu. Bir tane kadınla, kadın evlenmiş, boşanmış, 2 tane çocuğu var başka bir adamdan. Kendisi de bu kadınla imam nikahlı evlenmiş. Bir çocuğu olmuş. Biz bunu duyduk ve biz onu şu anda eve almıyoruz. Eyvah eyvah. Acaba hakkımız ondan sorulacak mı, sorulmayacak mı? Bunu sizden öğrenmek istiyoruz. Gizli yapılan bir nikah var hocam ortada. Gizli nikah var. Tabii bu gizli nikah yapması doğru değil. Açık yapmasına bile ihtiyaç var mı? Bak burada iffetli, şerefli, namuslu eşin var. Yani bugüne kadar bir yastıkta yaşadınız. Allah da böyle 5 tane evlat verdi. Şimdi ikinci bir evliliğe ihtiyaç var mı? Be muhterem yani. Yani öyle olunca şimdi hele gizlice kimsenin haberi olmadan kamunun bilmesi lazım nikah olduğunu. Halkın bilmesi lazım. Evet. Bir zaruret yokken niye bu yollara gideriz? Onların, o beyefendinin yaptığı bu yanlış ama eve almamayı da ben ayrı bir yanlış olarak görüyorum Muhsin Bey. Öyle mi hocam? Yani bu adam nereye gitsin? Şimdi eve alınmadıkça kin duyacak, nefret duyacak. Ya bu ev benim evim. Benim evimi almıyor. Ben nereye gideyim? Ya otele gidecek, ya bir akrabasının, akrabasının yanına gitse akrabası diyecek, hayrola ne oluyor ya? Sen niye evine gitmiyorsun da bizim eve geliyorsun? Yani adam zorda kalacak, müşkilde kalacak adam. O yüzden belki bu yanlıştan vazgeçer. Yani eve almamayı da doğru bulmuyorum. Yani gizlice evlenmesi uygun değil. Dinen ama hanımefendinin de eve almıyorum demesi doğru değil. Gizli nikah caiz değil diyor hocamız. Peki devam edelim. Özge Hanım soruyor Instagram'dan. Astrolojiye inanmak, burç yorumlarını dikkate almak günah mıdır? İslam'daki yeri nedir? Efendim astrolojiye inanmak doğru değildir. Yani bu Halik değil, mahluktur. Yani yıldızların, gökteki cisimlerin hareketlerinden anlam çıkarmak, bunların dinle, ilimle ilgisi yoktur, yanlıştır, şirktir. O yüzden buna itibar etmemeli. Yani yay burcunda olanların durumu şu. Oğlak burcunda olanların ki bu sanki böyle okuyor kitapta yazılı okuyor. Hocam burcunuzu merak ettim şu anda öyle deyince. Sizin burcunuzu merak ettim. Ben bilmiyorum ben şeyde. Burcumu ne bilmem ya. İtibar etmediğim için burç falan dinlemem Muhsin Bey. Yani milletimiz bu işin peşine düşüyor. Yanlış bunlardan vazgeçelim biz. Rabbimizden dileyelim. Yani aydan, güneşten, yıldızdan. Burç yorumları doğru değil, uygun değil diyorsunuz. Yani burç yorumları doğru değildir. Bugünlük yorumlar var. Onlar işte gazetelerde, internette. Açıp her gün onları okuyor insanlar. Günlük. Yani ben bakın rahmeti Rahman'a kavuştu.
Hikmet Bey diye profesör, değerli bir hocamız vardı. O diyor ki, böyle burçları okuyan birisine soruyorlar, bugün ne? Cumartesi. Telefon ediyorlar, çarşamba gününün şu burcu nedir? O da diyor ki, ya ben o yalanı uydurmadım henüz diyor. Efendim cevap veriyor, ben hele biraz sonra söyleyeyim diye. Ben şu kadar yıldır yalan söylemekten osandım ama onlar benim yalanıma inanmaktan osanmadılar diyor. Peki hocam, mesaj alınmıştır. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Benim size bir sorum olacaktı. Biz umreye gideceğiz. 4 bayan, 1 erkek. Teyzemizin oğlu oluyor. Caiz mi değil mi? Mahremimiz olmadan gitmek. Teşekkür ederim şimdiden. Hayırlı günler. Evet. Efendim, yani İmam-ı Şafii Hazretlerine göre bu caiz olmaktadır. Yıllardan beri Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu fetvaya göre hareket etmektedir. Gittiler veya gidecekseler de Rabbim yol açıklığı nasip eylesin. Müsterih olsunlar, caizdir. Dua bekleriz o halde. Doğru. Gittiklerinde dua bekleriz. Dua bekleriz. Doğru. Dua bekleriz. Evet. Peki son şifreyi mi paylaşacağız? Zamanı geldi mi? Çok çabuk geçiyor zaman, akıp gidiyor. Evet, hediyelerimiz var demiştik, 3 hediyemiz. Hediyelerimizden ikisi via Avusturya Viyana'dan bir izleyicimiz, vefat eden yakınları adına hayrediyorlar. Sevim Demir. Bir hediyemiz de İstanbul'dan Fatma Bıçak Hanımefendi, vefat eden oğlu Fatih Usta için hayrediyorlar. Mevla kabul buyursun. Evet, bu 3 hediye için son şifre, 3. şifre ekranda. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. Er-Rafi'a. Ya Allah Celle Celaluhu. Yukarı kaldıran, yükselten. Bu iki mübarek isim beraber zikredilir. El-Hafiz, Er-Rafi'a. Yukarıdan aşağıya indiren ve aşağıdan yukarıya kaldıran. İzzet ondandır, Allah'tandır. Öyleyse onu bilmeli. Yani bize servet verecek, saman verecek, itibar verecek odur. Onu düşünmeli, ona sığınmalı. Evet, son şifreyi de paylaştık. Not aldıysanız telefon numaralarımız ekrana gelecek şimdi. 0212 alan koduyla 30404 30606. Hatlarımızı düşüren ilk 3 izleyicimize inşallah hediyelerini hatıra olarak yollayacağız. İlk düşüren seyircimizi de vaktimiz olursa yayına bağlayalım. Yine bir video sorumuz var, bağlanana kadar görelim. Hocam, maşayı bu şekilde koyduğumuzda, yani şu ağız kısmı yukarı gelecek şekilde koyduğumuzda, annem maşanın Allah'a isyan ettiğini, işimizin rast gitmeyeceğini söylüyor. Allah, bunlar doğru Allah mudur? Allah Allah. Muhterem hanım kardeşimiz, bunlar hurafedir. Ha öyle koyduk, ha diğer şekilde koyduk. Yani bunlardan bir anlam çıkarmak doğru değildir. Yani bunlar yanlış inanışlardır. Batıl inanış. Batıl inanışlardır. Hurafe. Bir kere söyleniyor, hani bir deli bir kuyuya bir taş bırakıyor, 40 akıllı çıkaramıyor. Yayılıp gidiyor. Hocam işte, şimdi anne bunu kızına söylüyor. Kızı başkasına söylüyor. Kızı başkasına söylüyor. Derken, o da yayılıp söylüyor. Yayılıp yani gidiyor. Böyle böyle geliyor. Öyle efendim. Annesi söylemiş ama. Maşayı ama öyle koyduk, ama diğer şekilde koyduk. Hiçbir önemi yok. Anlamı yok. Anlamı bir şey yoktur, ifade etmiyor evet. Yani. Dikkate almayın lütfen. Başkalarına da söylemeyin. İnanırlar. İnanmasınlar yani. Dinimizde böyle bir şey yok. Peki devam. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Selamun aleyküm hocam. Promosyon parasıyla Afrika'da su kuyusu açtırmak caiz midir? Teşekkür ederim. Münasiptir, çok iyidir yani, çok iyidir. O para ancak öyle yerlerde kullanılmalıdır. Oradaki insanlar da Müslümandır, kardeşimizdir. Gerçi biz sevap beklemeyeceğiz ama oldukça münasip bir yerde kullanmış oluyoruz onu. Peki devam edelim, yine bir video sorumuz var. Ben üniversite okurken KYK Kızılyurt'unda kalıyordum. Orada mescitte namaz kılmaya giderken sürekli mescidin kitaplığında şu Yasin-i Şerif çok gözüme çarpıyordu. Ve çok sevdiğim bir Yasin-i Şerif'ti. O zamanlar alacak param yoktu. Ben de bunu çok almak istiyordum ama mescidin kitaplığından da öyle almak istemiyordum. Ben de onun yerine
bu Kur'an yolu mealinden iki tane vardı bende. Ben de gidip bunu aldım, kitapla bunu bıraktım yerine. Ama sonra yıllar sonra pişman oldum. Bu yaptığım hırsızlığa girer mi? Teşekkür ederim hocam, hayırlı günler. Sevgili kızımız, bu ne hassasiyet ya. Ya hocam. Bu ne hassasiyet. Müthiş. Yani tebrik müthiş etmek lazım. Güzel kızımız, şöyle bilin bakın. O Yasin-i Şerif'i biri oraya bıraktı. Ondan pek çok bırakılır. Senin bıraktığın da onun yerine geçer. Adeta takas etmiş oluyor. Gel bunu dert etme yani. Böyle çok dağıtılıyor. Halkımız da götürüyor, öyle yerlere koyuyor. O yüzden bundan vesveseye kapılma. Temiz yürekli hocam. Yani, tabii öyle kardeşimiz olduğu için bunu endişeleniyor, üzülüyor, üzülme diyoruz. Temiz yürekli kardeşimizden dua bekleriz. Devam edelim. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Hocam selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ben Aksaray Ortaköy Ceceli köyünden Hazret Karasoy. Hocam ben amcamın oğlu ve gelini tarafından iftiraya uğradım. İftiraya uğramamın sebebi benim çocuklarıma muska yaptın dediler. Ben Kur'an-ı Kerim'i zar zor okuyorum. Bu işte hiç ilgim yok. Hiç de bir hocaya muska yaptırmadım. Buna iftiraya uğradığımdan dolayı ben hakkımı onlara helal etmiyorum. Bunu hakkımı helal etmemekte benim öbür dünyaya gittiğimde herhangi bir günahım var mı? Muhterem. İkinci sorum, ben Umre'ye gitmek istiyorum. Umre'ye gidince haç üzerine farz olur diyorlar. Bunu da öğrenmek istiyorum. Umre'ye gidince haç üzerinize farz olmaz. Yani çünkü bugün orada bir devlet var. Suudi Arabistan Devleti. O belli süreyle vize veriyor. Diyelim 15 günlük, diyelim hatta bir aylık verdi. O vizenin süresi bittikten sonra sen benim memleketimi terk et diyor. O kalayım, haç zamanına kadar kalayım diyemez. Demenize imkan yoktur. Öyleyse Umre'ye gittim diye haç farz olmaz. Onu öyle bilelim. İlk sorusu? İlk sorusuna gelince bakın, Yüce Rabbimiz dil vermiş. Ama muhterem, bize söylediğin bu sözleri senin hakkında iftira eden o hısımlarına da söylesen, ya ben ne yazmayı bilirim, ne yazdırmayı bilirim, yanlış düşünüyorsunuz, benim hakkımda böyle düşünmeyin demenize ihtiyaç var. Allah dil vermiş, ya gelin bu dili böyle işte kullanalım ve böylece şu kırgınlığı bırakalım. Onlar da bu düşünceyi bıraksınlar. Yanlış, yanlış. Hakikaten rahatsız ediyorlar, iftirayı. Bize muska yazdı, bize büyü yaptı. Ama bizim hocam, huzurumuzu kaçırıyor. Hep anlatırsınız ya, şöyle oluyor bu iş genelde. Şimdi diyelim problemler yaşanıyor. Kimse empati yapmıyor. Bu problemlerin kaynağı olarak da cinler, büyüler gösteriliyor. Öyle şimdi oluyor. Ne yapıyor taraf? Hemen bir hocaya tavsiye ediliyor. Tırnak tamam içinde bir hoca. Bir hocaya gidiliyor. Hoca da bakıyor bir şeylere hocam. Yapıyor. Onda diyor ki sizin akrabalarınızdan birisi sana büyü yapmış diyor. Bitti. Ve tarif de veriyor. Diyor işte sakallı, ne bileyim hafif seyrek saçı var falan. Böyle bir tarif yapıyor. Bu tariften yola çıkarak akrabaları eliyorlar. Tamam işte dayı büyü yapmış diyor. Öyle oluyor. Böyle oluyor. Ve bu suizandır, bu haramdır, bu yanlıştır. Yani Rabbim işte dil vermiş ki konuşasın, konuşalım, sulh edelim. Ve sulhu hayır, barış hayırdır. Yani birbirimize boş yere, gerçek dışı birbirimize küstürüyoruz, kırgın duruyoruz. Bakın biraz önce ülkemizde kuraklık var diye hepimizin yüreği yanıyor. El açtık, dua ettik. Ama bunun için de kırgınlıkların, dargınlıkların bitmesi lazım. Ben derim ki Hazret Beyefendi kardeşimiz gidecek, ya böyle yapmayın, suizan etmeyin, ben yapmadım. Kuzenlerine mi gidecek? Kuzenlerine mi gitsin? O büyük hocam. Ya işte kuzenleri. Şimdi iki dargından hangisi önce selam verirse Allah'ın lütfuna o erer. Ya büyük olsun küçük olsun fark etmez diyorsunuz. Asıl büyüklük de budur. Evet. O onun aklı yetmiyor. O böyle düşünüyor. Var zarar yok, bu varsın onlara. Ama hocam ne olur şunu, bu işi yapanlara da bir şeyler söyleyin lütfen. Yani bu iftirayı atanlar,
bu büyüyü yapanlar kimse yani, onların vebali durumu nedir ahirette? Bu iftira yani, şimdi bıçağı adamın bağrına saplan, büyük zarar verdin tabii. Cinayet haram. Bu da manen bıçak saplamadır. Adamın bağrına bıçak saplamadır. Bu kolay iş değil. Yani yurdu yuvayı harap eden 7 şey var. Onlardan biri de hiçbir şeyden haberi olmayana iftira etmek yani. İftira. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan gelen bir soru daha aktaralım. Ramazan Bey soruyor. Ben çobanım. Hayvanlara çobanlık yaparken günde 100 ayetel kürsi, 100 Fatiha, 100 İhlas-ı Şerif, 100 Ettehiyyatı okuyorum. Çoban olduğum için abdestsiz oluyorum. Acaba sakıncası var mı? Ne eli öpülesi bir çobanmış ya. Allah Allah. Ne kadar güzel yani. Evet. Bir zaman Muhsin Bey, uçakla Almanya'ya gidiyorum. Böyle koltukta 3 kişi oturuyoruz ya. Arkadaşlar dedim, yaptığımız ve kabul olmuş dua hatıralarınız var mı dedim. Ya ben böyle bir çalışma yapıyorum da dedim. Birisi dedi ki, ben çobandım dedi. Hayvanları otlatırken ağaca sırtımı verdim. Ya Rabbi beni Almanya'ya gönder. Kur'an'ını da öğrenmeyi bana nasip eyle. Almanya'da para kazanayım, kazanıp geleyim. Düzce'nin filan mahallesinden de bir ev sahibi olayım. Aynen bu oldu hocam. Allah diyor. Aynen bu oldu diyor. İkincisi de dedi ki, ben Azerbaycanlıyım. Helikopter kullanırım. Helikopterle inişe geçtim ama iniş takımları açılmadı diyor. Eyvah. Rabbıma sığındım ve selametçe indim diyor. Rabbıma sığındım ve selametçe indiğimi gördüm diyor. Kabul olmuş dua örneği. Evet, iki tane yaşanmış. Allah razı olsun hocam. Evet, bu beyefendiye Ramazan Bey'e selam ediyoruz. Mevla kabul buyursun. 100 ayetel kürsi, 100 Fatiha, 100 İhlas-ı Şerif. Biz de dua bekleriz hocam. Ne kadar güzel. Evet. Peki. Tertemiz kalb ile. Evet. Abdestsiz yani, abdestli olmasına yok, hacet efendim, yok. Gerek yok yani. Gerek yok. Peki, hattımızı ilk düşüren izleyicimiz belli olmuş sanırım. Bakalım kim, hangi şehirden? Fatma Doğanay Aksaray. Öyle mi hocam? Fatma yani. Fatma Hanım hoş geldiniz. Fatma Aksaray Doğanay, düşürmüş Aksaray. Bizi ilk. Fatma hoş Hanım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Kimlerle izliyorsunuz bugün bizi? Tek başına. Tek başına. Nerede ev ahalisi? İşteler. İşteler. Evet. Anne baba işte mi? Yok, eşim işte, ben tekim şu an. Ha, eşiniz işte. Peki, o halde şifreleri duyalım sizden. Birinci şifre? El Alim. El Alim ya Allah Celle Celaluhu. İkinci şifre? Evet. El Hafız. El Hafız ya Allah Celle Celaluhu. Ve son şifre? El Rafi ya Allah Celle Celaluhu. Tebrik ediyoruz. Evet. Fatma Hanım, hediyenizi Aksaray'a, adresinizi hatıra olarak yollayacağız. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz çok için. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı günler. Hattımızı ikinci düşüren kim? Hattımızı ikinci düşüren Elanur Erkal. Kütahya. Kütahya. Sağ olun hocam. Hattımızı son olarak düşüren kim? Ha, evet. Ayşenur Kocabay Kocaeli. Kocaeli'den düşürmüşler. Evet. Tebrik ediyoruz. Hediyenizi inşallah hatıra olarak adresinize yollayacağız. Muhterem hocam, Allah sizden razı olsun. Cümlemizden bugün efendim. Bugün çok özel bir yayın oldu. Hakikaten bu öyle yağmur oldu. Duası vesilesiyle çok özel bir dua oldu. Yüz binler belki amin dediler ya, bu duanıza. İnşallah. Mevla sizden razı olsun hocam. Cümlemizden Allah razı efendim. Olsun. Bereketli bir program oldu. İstifadesi ziyade oldu sevgili izleyenler. WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollamaya devam edebilirsiniz. Hafta içinde ben ve arkadaşlarım bu videoları izliyoruz, sıraya alıyoruz. Bu yüzden program bitti diye yollamamazlık yapmayın sevgili izleyenler. Evet, haftaya Cuma tekrar Kanal Yedek ekranlarında muhterem hocamızla birlikte olacağız. Görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel bir hafta sonu, bereketli bir hafta diliyoruz ve programımızı hocamızın duasıyla kapatıyoruz. Amin. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil alal vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya evvelel evvelin.
ya ahirel ahirin, ya zel kuvvetil metin, ya rahimel mesakin, ya hayyu ya kayyum, ya zel celal vel ikram, ya mücibet de'avat, ya mutiyel mes'ulat, ya kaziyel hacat, ya dafi'al beliyat. Ya Rab, Rahmansın, Rahimsin, Erhamur Rahiminsin, rahmetini, lütfunu, inayetini üzerimizde daim eyle. Amin. Ya Rab. Rabbül Aleminsin, Malikül Mülksün, Malikül Mülüksün, Mukallibül Kulubsun, mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi saygı, sevgi duygularıyla meşbu eyle. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Amin. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Amin. Ya Rab, hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lilmuttakine imama. Ya Rab, gökten rahmetini, yerden bereketini daim eyle. Allahümme eskina. Allahümme eskina. Allahümme eskina. Ya Rab, rahmetini lütfeyle. Amin. Yağmurlarını ihsan eyle. Amin. İçimizi serinleten, her tarafa akıp giden, zarara dönüşmeyen rahmetini lütfeyle. Amin. İhsan eyle ya Rab. Amin. Bizlerden ayrılarak huzuruna varmış cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Amin. Ya Rab, el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık. Amin. Kazançlarına bereket. Amin. Yuvalarına mutluluk. Amin. İş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Amin. Rezzaksın ya Rab, rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Amin. Lütfettiğin bunca nimet muvacihesinde şükran görevini yapabilen bahtiyar ve mübarek kullarından eyle. Amin. Ya Rab, ya müfettihal ebvab, iftah lena hayral bab. Ya Rab, fatihul ebvabsın, kapılar açarsın. Mutluluğun, bereketin, huzurun kapılarını aç. Amin. Kutsal değerlerin muhafazası için zor şartlar altında vatan bekçiliği görevini ifa eden kahraman askerlerimize, emniyet güçlerimize moral gücü yağdır. Amin. Sekinetinle teyit eyle. Amin. Ya Rab, hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdiya yaptiya yemin el yapmani yahip. Maitim mittim iyatına budu iyatine stahin. İttin asrata mustahin sırata yezin. Amem ta ayyihim dayyum adu bi ayyihim ve yettayin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.